Türk albayın yanından geçen Yunan askerleri onu tekmelediler, alay ettiler. Bu sahneyi gören bizimkiler, İngiliz amiralin müttefik denizcilerinin müdahale etmeyecekleri emrinden ötürü müdahale edemediklerinden acı hissettiler. Bir Yunan askeri yaşlı Türk subayına yaklaştı. Dizlerinin üstünde inliyor. Avuçlarıyla ağzına getirdiği suyu içti. Sonra Türk subayını sırtından süngüledi. Çok yakınında bir Yunan subayı vardı fakat kayıtsız kaldı. Bizim komutan Granit kendini alamadı. Aşağıya rıhtıma indi. Yunan subayına yaklaştı ve askerine bu aşırılıklardan uzak durmalarını emretmesini rica etti. Yunan subay soğuk bir ifadeyle bunun kendi işi olmadığı cevabını verdi. Bir Yunanlı'nın kamerasından, bir İtalyan gazetecinin tanıklığından. 1919 İzmir'in işgali ve 1919-1922 Türk-Yunan Savaşı'nın cephe görüntülerini sizlerle paylaşacağız. Nisan 1919'da İzmir'e gelen İtalyan gazeteci Ernesto Vassallo, şehrin işgaline tanıklık etmiş. Bunları Tempo gazetesinde 2 günde yayınlamıştır. Vassallo, İzmir'in işgali, öncesi ve sonrası hakkında çok önemli bilgiler vermiştir. İşte İzmir'in işgaline tanıklık eden İtalyan gazetecinin yazdıkları. Mütarekenin ilk gününden itibaren Anadolu sahillerini bloke eden Yunanistan, nüfus, propaganda ve derinden ilerlemek için yoğun bir faaliyet başlattı. Gazeteler, dergiler ve Paris'teki çalışmalarıyla Venizelos, İzmir'in Yunanistan'ın hakkı olduğu konusunda konferans çevrelerini etkilemeye çalıştı. Müttefiklerin, özellikle de İngiltere'nin enerjik desteği ve hatta yönlendirmesi olmasaydı, Yunanistan, İzmir'i asla işgal edemez ve şimdi yaptığı gibi içerilere doğru ilerleyemezdi. Saat 8'de ilk 7 Yunan gemisi, İngiliz ve Yunan savaş gemileri refakatinde konvoy halinde körfeze girdi. İskele boyunca büyük bir Rum kalabalık birikmişti. Türkler merakla bekliyordu. Kalabalığın içerisinde, delici bakışlarıyla Rum metropoliti ve Rum cemaatinin önde gelenleri yer alıyordu. Gemiler 1868-1880 arasında bir Fransız şirketi tarafından inşa edilen ve hemen hemen bütün İtalyan işçilerinin oturduğu Alsancak semtinden, valiliğin ve bir Türk kışlasının bulunduğu konak meydanına kadar uzanan 4 kilometre uzunluğundaki kordonun 3 yerine demirlediler. Yunan askerinin karaya ayak bastığı an hazır bulunan Rum kalabalık için büyük bir duygu anıydı. Sonraki yüzlerce asker sancakların arkasına dizildi. İzmir metropoliti onları karşılamak için kutsalacı hareket ettirdi. Dalgalanan kalabalığın tezahüratları yankılandı. Askerlerin üzerine bolca çiçek serpildi. Bunlardan bir kısmı doğaçlama dans ederken çok uzakta karaya çıkan diğerleri Kramer Otel'in önünde toparlanıyorlardı. Sabah karaya yaklaşık 7500 Yunan askeri çıktı. Ne o gün ne de sonraki günler hiçbir müttefik askeri karaya çıkmadı. Sadece Yunan denizciler devreye geziyordu. Saat 10.20'de askerler müzik ve başlarında bayraktarlarıyla coşkulu Rum halkın eşliğinde kordon boyunca yürüyüşe geçtiler. Rıhtım boyunca yapılan yürüyüş ortasında bir Türk çeşmesi bulunan konak meydanına gelince bitti. Kemeraltı'nın meydanı kesmeye başladığı yerde kalabalık doluydu. Burası ve vali konağının köşesinin bir otelle kesiştiği ve Türk nöbetçinin her zamanki gibi nöbet tuttuğu kışlanın olduğu yer kazasız geçildi. Orası Türk mahallesinin başladığı yerdir. Aniden bir silah sesi duyuldu. Bir panik ve genel bir kargaşa meydana geldi. Bunu diğer silah sesleri takip etti. Peşi sıra silah sesleri duyuldu. Daha yoğun panik ve kargaşa yaşandı. Meydanı dolduran kalabalık süratle kordona doğru kaçışmaya başladı. Fakat yol askerler ve kortej tarafından engelleniyordu. Şehir merkezine doğru geri dönerek kaçmakta olanlar bir nehir gibi akıyordu. Pek çoğu korkudan kendini denize atıyordu. Evlerde asılı bazı Yunan bayraklarının çabucak indirildiği görüldü. Bu arada ilk şaşkınlığı atlatan Yunan askerleri Türk kışlasına ve ateş edildiğinden şüphelendikleri evlere karşı şiddetle ateş açtılar. Bir makineli tüfek çatırtısı da duyuldu. Meydanda pek çok kişinin cesetleri yatıyordu. Diğerleri de sokak boyunca yere düşmüşlerdi.
Diğer kurbanların cesetleri saatlerce orada kaldı. İlk ateşi kim açtı? Çatışma nasıl başladı? Bunu şimdiye kadar açıklamak mümkün değil. Az sayıda subay ve askerin kışlanın içinde bulunduğu, çoğunun dağınık ve emekli olduğu noktasından hareketle ilk ateşin bir direniş örgütlemek amacıyla açıldığı ihtimal dışı görünüyor. Yunan askerlerinin Türk subaylarının kalbi olan Kışla'ya ve Müslüman mahallesine doğru müzik, bayram korteji ve başta haç ile yaptığı yürüyüş kışkırtıcıydı. Eğer bir direniş hazırlanmış olsaydı bu yalnızca jandarmayla olmazdı. Diğer Türk askerleri ve Müslüman halk Yunanlıların bu gürültücü ilerleyişine karşı çıkmak için meydana silahlı olarak gelirdi. Konak meydanında kısa süreli bir çatışma yaşandıktan sonra sahne Yunan askerleri ve Rum vatandaşlarına kaldı. Ağaçlarla kaplı meydanda bulunan iyi donanımlı yüzlerce Yunan askeri derhal düşmanlarına ateş etmeye başladılar. Kayıpları çok az olmasına rağmen Yunan birliklerinin saldırganlara karşı her türlü şiddet eylemini meşru hale getirdi. Fakat Kışla ve valilik civarında bulunan az sayıda asker, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu kalabalıklar halindeki sivil Türkler, Yunan askerlerinin yapmamaları gereken her türlü hakarete maruz kaldılar. Ateş sona erer ermez büyük çaplı bir tutuklama başladı. Tutuklananlar büyük ölçüde gruplar halinde, elleri başlarında. İlk ateşte yaralanıp hastanelere kaldırılanlar, valilikten veya kışlalardan çıkıyorlardı. Tükürükler ve hakaretlerle sivri uçlu metal parçalarla ve dipçik ve kabzalarla karşılandılar. Süngülü askerlerin ortasında kaldılar. Gözaltı için hiçbir hazırlığın olmadığı Yunan gemilerine yönlendirildiler. Sık sık, üç defa Zito Venizelos diye bağırmak zorunda kaldılar. Korkmuş ve ürkmüş yaşlıların, kadınların ve Türk askerlerinin sesleri duyulabiliyordu. Sokakta esirlere yapılan işkence arttı. Rum kalabalık onlara gülüyordu. Esirler yara bere içinde her taraflarından kan damlayarak zar zor yürüyorlar ve merhamet diliyorlardı. Yunan askerlerinin arasında kıyıda yürüyen esirlerin üzerine bazı Rum evlerinin pencerelerinden tabancayla ateş ediliyordu. Asker kıyafeti giymiş pek çok yerli Rum Türklere katliam yapmak için heyecan içindeydi. Fes öldürülme vesilesi olmuştu. Eğer Türkler çalışırken ya da teknelere kaçarken fark edilirse hedef oluyordu. Kordon boyunca yere düşmüş olanların kıymetli eşyaları alınarak denize atıldılar. Ana caddede bir Rum'un, iki Yunan askerinin arasında bileklerinden kelepçeli tutuklu bir Türk'e yaklaşıp kafasına arkadan ateş ettiğini bir müttefik subayı gördü. Rum gençleri eğleniyorlardı. Diğer esirler gibi üzerinden kan damlayan bir Türk yarbayı Yunan askerleri tarafından ileri itildi. Dizlerinin üzerine düştüğü görüldü. Rıhtım boyunca küçük bir Türk balıkçı teknesi, bir İngiliz subayının anlık görüntü aldığı keşif gemisiyle, arkalarında İtalyan savaş gemisi Bronzetti'nin de yer aldığı gemiler bulunuyordu. 50 yaşını aşmış Türk subayı, bitkin ve acı çektiği halde, içinde komutan Soldati, İtalyan donanmasından gemi kaptanı ve müttefikler arası denizcilik kontrol subayı Granet. Türk jandarması, müttefikler arası kontrol subayı jandarma binbaşı Carossini ve diğer komutanların bulunduğu Bronzet'in birkaç metre ötesinde yere düştü. Türk albayın yanından geçen Yunan askerleri onu tekmelediler, alay ettiler. Bu sahneyi gören bizimkiler, İngiliz amiralin müttefik denizcilerinin müdahale etmeyecekleri emrinden ötürü, müdahale edemediklerinden acı hissettiler. Bir Yunan askeri yaşlı Türk subayına yaklaştı. Dizlerinin üstünde inliyor. Avuçlarıyla ağzına getirdiği suyu içti. Sonra Türk subayını sırtından süngüledi. Çok yakınında bir Yunan subayı vardı fakat kayıtsız kaldı. Bizim komutan Granit kendini alamadı. Aşağıya rıhtıma indi. Yunan subayına yaklaştı ve askerine bu aşırılıklardan uzak durmalarını emretmesini rica etti. Yunan subay soğuk bir ifadeyle bunun kendi işi olmadığı cevabını verdi. Doğuda önemli görevler üstlenmiş ve Yunanca konuşan binbaşı Carossini aşağıya indi ve Yunan askerlerini kendi dillerinde esirlere ve bilhassa yaralı olanlara karşı görevlerini hatırlattı.
Bu arada Türk subayı denizcilerimiz tarafından doktorun bulunduğu gemimizin güvertesine taşındı. Daha sonra şehirdeki bir hastaneye nakledildi. 15 Mayıs ve sonraki günlerde Türklere karşı şiddet ve zulüm devam etti. Bir kısım Fransız ya da Amerikalı subaylar tarafından savunuldu ve serbest bırakıldı. Rum halkından bazıları şahsi intikam peşinde koştular. Yunan askerlerinin Türkleri tutuklamalarında yardımcı oldular ve Türklerden nefretlerini çıkaracak bir alan buldular. Yerli Rumların kendi başlarına veya başlarında Yunan devriyelerle dolaştıkları görülüyordu. Özellikle gece Müslümanların ve Avrupalıların evlerine Türklerin olduğu bahanesiyle daldılar. 15 Mayıs gecesi yaşanan ölümler hakkında farklı ve abartılı rakamlar verilmektedir. Güvenilir kaynaklar bana şu ölüm rakamlarının güvencesini verdiler. 300 Türk, 10 Rum, 2 Yunan askeri. Aynı zamanda Türklerin her yerde tutuklandığı sırada pazar ve şehrin pek çok yerinde Türklere ait dükkanlar yağmalanıyordu. Şehir açgözlü ve hırsız Rum ayak takımına terk edilmişti. Kapılar kırıldı. Düşük insanların yapabileceği her şey yapıldı. Türk polisi ya tutuklandı ya da ortadan kayboldu. Katil ve hırsızların hükmü geçiyordu. 20 kadar İtalyan mağazasıyla bir kısım İngiliz ve Fransız mağazaları da yağmalandı. Yunanlarınki yağmadan kurtuldu. Bunlar sahipleri tarafından kapılarına birer Yunan bayrağı olan kartlar asılarak işaretlendiler. Musevi ve Ermeniler kapılarına Türk mağazası olmadıklarını göstermek için kendi amblemlerini çizmişlerdi. Bugün 18 Mayıs sabahına kadar mağazaların büyük bir kısmı hala kapalı. Ticarethanelerin bulunduğu sokaklar hala tenha. Her yer uğursuz bir sessizliğe bürünmüş halde. Yağmalanmış bazı mağazaları ziyaret ettim. Zarar gören Türklerle ve İtalyanlarla görüşerek bilgi aldım. Halim Mustafa bana tercüman aracılığıyla dükkanında yaklaşık 40 bin franklık malının yağmalandığını bildiren bir not verdi. Aynı mağazada tabancası için kılıf satın alan bir bayan bize yaklaştı ve bir Yunan subayı tarafından soyulduğunu söyledi. Kendisine Yunan komutanlığına müracaat etmesini tavsiye ettim. Hırsızlıkların büyük bir kısmı zengin Türklerin evlerine zorla giren silahlı Rumlar tarafından yapılmış ve paraları, mücevherleri ve gümüş takımları tehditle alınmıştır. Bu soygunların çoğu İngiliz ve Amerikan makamlarına Yunan komutanlığına haber vermeleri için bildirildi. Sıkı yönetim ilan edildi. 9'da herkes evinde olmak zorunda. Yunan işgal komutanı olan albay, yerli Rumlar ve Yunan askerlerinin cinayet ve yağma suçlamasıyla huzuruna çıkarıldığı bir de sıkı yönetim mahkemesi kurdu. Bu mahkeme bugün yargıladıklarına başka cezalar da vermekle birlikte bir Yunan askerini ve bir yerli Rum'u ölüm cezasına çarptırdı. Bu gece idam edildiler. Aynı albay şöyle başlayan bir ilan yayımladı. Yunan askerlerinin Türk halkına saldırdığı ve saldırmaya devam ettiklerine dair her türlü bilgiyi kabul ediyoruz. İlan yasaların uygulanacağının bildirilmesiyle sona erdi. Ayrıca bu sabah Duilio denizcilerinin kurduğu konsolosluğumuzda dalgalanan bayrağımıza bir Yunan askeri müfrezesi tarafından gösterilen saygıya da şahit oldum. Bu hoş olmayan iki kazanın onarımı durumudur. İki Yunan askeri bir mağazadaki bayrağımızı indirip yırtmış ve başka bir Yunan askeri de yolda rastladığı göğsünde milli rozet taşıyan bir İtalyan hanıma tükürmüştü. Sükunet bu sabah geri gelmeye başladı. Fakat saat başı yetkililere şehrin değişik yerlerinden Türklerin öldürüldüğü ve silahlı soygunların yapıldığı haberleri gelmeye devam ediyor. Herkes kızgın ve endişeli görünüyor. İzmir sularını kontrol eden Hantal Müttefik Donanması'nın komutanı İngiliz Amiral, 15 ve 16 Mayıs'ta gözlerinin önünde yaşanan acılara inanılmaz şekilde seyirci kaldı. Kendisinden müttefik devriyelerinin kurulması ve düzenin sağlanması için müttefikler arası geçici bir komisyon oluşturulması istendi. Fakat amiral bunları kabul etmedi. Yunanlıların karaya çıkışı gece geç saatlere kadar sürmüşken şehir şimdi sakin. Sinemalar ve kalabalık ışıklı kafelerle canlanmış durumda. Rıhtımda bir birhanede Rum orkestrasının korosu Venizelos Marşı'nı söylüyordu.
Ertesi akşam karanlığa bürünmüş ve terk edilmişti. Yollarda cesetler görünüyor, Yunan nöbetçilerin silahlarının sesleri görülüyordu. Dün akşam da, bu akşam da şiddet ve asayiş haberleri geldi. Gecenin karanlığına karışan silah sesleri duyuldu.